Değerli üyeler, öncelikle önümüzdeki dönem TÜSİAD'ı yönetme sorumluluğunu verdiğiniz yeni yönetim kurulu adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu önemli göreve layık görüldüğümüz için yönetim kurulu olarak mutluluk ve onur duyuyoruz. 18 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğum, yönetim kurullarında ve denetleme kurulunda görev yaptığım TÜSİAD'da yönetim kurulu üyelerimizle beraber şevkle çalışacağım. Genel kurulumuzun gerçekleşmesine yönelik katkılarından dolayı Yüksek İstişare Konseyi Başkanımız Sayın Tuncay Özilhan'a teşekkür ederim. Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte 3 yıl boyunca TÜSİAD'a çok değerli katkılar sunan Sayın Simone Başkan'a ve tüm yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. TÜSİAD, Türk iş dünyasının fikir üreten fabrikasıdır. TÜSİAD'ın yarım asırlık bu önemli vasfını daha da güçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Değerli üyeler, dünyamız tüm ezberlerimizi sınayan bir dönüşümden geçiyor. Jeopolitik gerilimler, ekonomik krizler ve doğal afetlerin görünümü büsbütün ve günlük olarak değiştirdiği bir insanlık manzarasıyla karşı karşıyayız. Değişim dünyanın her yerinde, her an ve her seviyede yaşanıyor. Haliyle bireyler, kurumlar ve toplumlar da sürekli değişime, sürekli dönüşümle yanıt verme stratejisini geliştiriyor. Gün geçtikçe daha net görüyoruz ki hem ülkemizde hem de dünyada yerleşmiş olan merkez ve çevreye dayalı düşünce ve eylem sistemi bu manzarayı anlamlandırmak için artık yeterli değil. Ufkumuzu bu yeni manzarayı anlamlandıracak ve değerlendirecek şekilde genişletmeli, tazelemeliyiz. Doğu ile Batı, İstanbul ile Anadolu, siyaset ile toplum, ekonomik büyüme ile refah arasında kaynaşma ve bütünleşme görmeliyiz. TÜSİAD yarım asırdan bu yana dünya ve ülke meselelerini anlamlandırma ve iş dünyamızın düşünce ufkunu genişletme misyonunu başarıyla yerine getirdi. Hiç şüphesiz TÜSİAD kalıpların hüküm sürmediği, ön yargıların bizi sınırlamadığı bir geleceğin inşasında iş dünyasının bütüncül ve kapsayıcı lideri olarak öncü roller üstlenmeye devam edecektir. Değerli üyeler, ülke olarak yine ekonomik, sosyal ve küresel ilişkiler bağlamında zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yönetim kurulumuz köklü kurum kültürümüzden de güç alarak bağımsız, gönüllü ve öncü bir sivil toplum örgütü olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyacak. Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak özgürlük kutsaldır diyerek rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları desteklerinizle sürdüreceğiz. Kapsayıcılık, iletişim ve işbirliği tüm çalışmalarımızda azami özen göstereceğimiz hususlar olacaktır. Ekonominin içinden geçtiği bu dar boğazdan çıkmak için geçtiğimiz dönemde olduğu gibi tüm toplumu yoran enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi karar alıcılarla ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında üyeleri ve ağları olan TÜSİAD'ın Anadolu buluşmalarıyla iş dünyamızın nabzını tutacağız. Verimliliği, istihdamı, yatırım ortamını geliştirmek, sürdürülebilir büyümenin, kalkınmanın önündeki engelleri aşmak için birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşam temelidir. TÜSİAD olarak bu bilinçle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Uluslararası ilişkiler alanında dengelerin yeniden değiştiği bu süreçte TÜSİAD'ın güçlü uluslararası ağları ile Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmeye devam edeceğiz. Tüm çalışma dönemlerinde olduğu gibi bu dönemde de yeni küresel denklemde ülkemizin Avrupa Birliği entegrasyonu sürecinin
tazelenmesi için çalışacağız. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm TÜSİAD'ın uzun zamandır altını çizdiği konular. Hem daha verimli ve katma değerli üretim için dijitalleşmeyi sağlamak, hem de çevreye duyarlı, enerji verimli, döngüsel üretimi gerçekleştirmek yolunda çalışmalar yine gündemimizin çok önemli bir maddesi olacaktır. TÜSİAD'ın yıllardır sunduğu eğitim programları yoluyla gençlerimizin kariyer yolculuklarını desteklemeyi, girişimcilik ve dijital beceriler kazanma yolunda onları cesaretlendirmeyi de sürdüreceğiz. Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye'yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. TÜSİAD'ın 50. yıl projesi olarak geçtiğimiz Ekim ayında yönetim kurulunun kamuoyuyla paylaştığı yeni bir anlayışla geleceğe inşa çalışmasını da aydınlık bir gelecek için tüm toplum kesimlerine kararlılıkla anlatmayı sürdüreceğiz. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacak, yeniden biz olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşının arifesinde büyük anlam taşıdığına da inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yaklaşırken ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, toplumsal olarak başta kadınların konumu olmak üzere eşitlikçi ve çevreci bir ülke hedefinin peşinde olacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikli bir konu olarak vurgulamayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli üyeler, Türkiye'nin geleceğinin anahtarı geçmişinde olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin değerleridir. Türkiye'nin birleştirici gücü olan Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz vizyonu ile bize miras bıraktığı çağdaş, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan Cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceğiz. Üyeler olarak gönüllü faaliyetimize anlam katan ve ülkemiz için değer yaratan çalışmaları TÜSİAD çatısı altında gerçekleştirmek için heyecanlıyız. Hepinize duyduğunuz güven için tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımla.